İyi akşamlar izleyicilerimiz. Bir veteriner hekim, özür diliyorum, bir hekimce bakış programında yine birlikteyiz. Uzun yıllar programımızın ismini almış olduk böylelikle. Daha önce veteriner hekim saatiydi. Böyle bir akşamda yine hekimce bakış programında Doktor Hüseyin Serdar'la birlikteyiz. Bu akşam birkaç konumuz var. Özellikle izleyicilerimiz bu konular çok önemli konular. Özellikle hayvancılık yapan, tarımla uğraşan izleyicilerimizin bizi bu akşam dikkatlice izlemesini arzu ediyoruz. Çünkü son günlerde özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Eşref Hakkı Baba'nın ifade ettiği işte biz hayvancılıkta özellikle bıçak parasını veteriner hekimlerin kaldırıyoruz. Aşılar ücretsiz olacak cümlesi. Sanırım son günlerde yine kendisinin ifade ettiği üzere bir kanun değişikliği istiyor. Çünkü burada yapılan uygulamalar, yıllardır yapılan hayvancılık uygulamalarında vatandaşlarımızın da hayvancılarımızın da küçük bir katılımı söz konusuydu. Ama bunu tabii herhalde çok ciddi bir planlama olmadı ki hayata geçiremediler. Hem bu konu var, çünkü izleyicilerimizden bu konuyla ilgili çok soru alıyoruz. Yine hayvancılıkta temel çözüm nedir? Yani ya da tam tersini söyleyebiliriz. Temel sorun nedir? İşte bu da yaptığımız bütün araştırmalarda hafta içi yem konusu çıkıyor. Üretmeden yani toprağı ve tarımı verimli kullanmadığımız zaman karşımıza hayvancılık da çok ciddi bir katma değerli çıkıyor. İkinci sorun Türkiye'de ırk seçimi. Bu yıllardır hep konuşuluyor ama bizim acaba Alaca ırk, siyah Alaca yani Holstein ırkı ile Türkiye'de hayvancılık yapılabilir mi? Bununla ilgili bir noktamız var. Yine geleceğiz. Sonuçta ithal etlerle geçen hafta işlemiştik, geçen haftalarda. Özellikle ithal etlerin sağlık açısından güvenilirliği söz konusu. Biz hafta içerisinde de bu programla ilgili çok soru aldık. İthal etler tüketilir mi? Kısa da olsa yine bu konuya Doktor Hüseyin Serdar ile değineceğiz. Ama en önemlisi izleyicilerimiz, sizlerden biz artık WhatsApp hattıyla sorularınızı yazılı olarak alıyoruz. İzleyicilerimizin özellikle ekranın alt tarafında 0552 252 16 16, bir daha tekrarlıyorum, 0552 252 16 16 nolu telefondan bizlere yazılı olarak WhatsApp hattından ulaşıp sorularınızı, görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz. Şimdi biz genelde Hüseyin Bey'le hafta içerisinde bir araştırma yapıyoruz ve sizlerden gelen sorular ve kamuoyunu meşgul eden hayvancılık, gıda güvenliği ve tarımla ilgili programları, soruları programımıza taşıyoruz. Şimdi bugün çok önemli bir nokta. Bıçak parasını kaldırıyoruz dedi Sayın Tarım Bakanımız. Kendisi doktor kökenli olduğu için ilk cevap hakkı da size düşüyor. Şimdi bunu yaparken belki sağlık sektöründeki, belki tırnak içinde söylüyorum, kimseyi rencide etmeyelim. İllegal alınan, yani vatandaştan alınan bir para vardı. Bu parayı kaldırıyordu ama tarımda baktığımız zaman, hayvancılıkta baktığımız zaman illegal alınan bir para yok. Kanunda var. Kanunda nedir? Vatandaştan işte diyelim ki 3 TL aşı ücreti alınıyordu. Halbuki o aşı bedeli belki bin bir zorlukla kamuda çalışan meslektaşlarımız, bazen de özel meslektaşlarımız veteriner hekimler tarafından çok zor şartlarda yerine getiriliyor. Hatta Hüseyin Bey, ve izleyicilerimiz bunu bilirler. Bakıyorsunuz aşı yaparken felç kalan,
aşı yaparken ölen meslektaşlarımız var. Bu bir nevi riskin çok olduğu bir iş kolu. Yani veteriner hekimler çok özveriyle yaptıkları bir işin karşılığında böyle bir bıçak parası gibi bir terimle karşı karşıya kaldılar. İsterseniz buyurun, siz giriş yapın. Hayırlı akşamlar diyorum ben de sayın seyircilerimize. Bıçak parası size kadar geldiyse veteriner hekimler de yandılar. Vatandaş da bu sağlık alanında olan uygulamalara bakınca bir zaman böyle çok hoş geliyor, kulağa da hoş geliyor. Bizim Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akdağ da böyle söylemişti. Bıçak parasını kaldırıyorum demişti. Bıçak parası ne demekti? Bıçak parası devlet hizmetini sürdüren hekimlerin bir kısmı yine yasayla, yasanın izin verdiği ölçüde muayenehane işletiyorlardı. Muayenehanede, hastanede kamuya vermesi gereken hizmet süresini tamamladıktan sonra saat 4'ten 5'ten sonra muayenehanelerde hizmet vererek yine yasaların öngördüğü şekilde görev yapıyordular. Oraya gelen vatandaşların hasta ve hasta yakınlarıyla ilk görüşmeler yapıp tedavi planlıyordular. Muayenehane hizmeti veriyordu, tedavi edici hizmet veriliyordu ve onun karşısında yine tabip odalarının belirlemiş olduğu rakamlar üzerinden işlem alıyorlardı. Bu suistimal edildi diye yıllarca konuşuldu. Edilmiş midir? Eden vardır, etmeyen vardır. Hastanede, yine devlet hastanelerinde veya SSK hastanelerinde ameliyat veya tedavi yapılacak olan hastalar veya yakınları muayenehanelere giderek işin kolaylaşmasını sağlıyorlardı veya tedaviyi orada planlayıp devamını yine kamu hastanelerinde sürdürüyordular. Bu yine bugünün ölçeğinde baktığımızda çok cüzi rakamlarla oluyordu. Derken sağlıkla dönüşüm programı oldu. Bıçak parası adı altındaki uygulamalar, yani hekimler muayenehaneleri kapatıldı. Özel hastaneler yaygınlaştırıldı. Şimdi bu sektörün içerisinde bir insan olarak biliyorum ki vatandaşlarımız daha çok yakınıyorlar. Eskiden sadece bir muayene ücretine tedavileri planlanırken şimdi o eskiyle kıyaslanmayacak derecede cebinden para çıkıyor, ilaç için çıkıyor, muayene için çıkıyor. Üstüne üstlük çok ciddi rakamlarda sağlık ödemeleri gerek özel sektör hastanelerinde gerek kamu hastanelerinde ödeniyor. Yani burada devlet vatandaştan yine ciddi miktarda katılım payı adı altında pay alıyor. Özel hastaneler ve kurumlar bu parayı alıyor. Yani bıçak parasını kaldırdık dediğimiz anda vatandaşlarımızın hoşuna gitmişti bu iş. Ama şu anda çok sayıda vatandaşımız şunu diyor, keşke o bıçak parası olsaydı. Şimdi Tarım Bakanı Sayın Fakı Baba hekim. Muhtemelen belki de kendisinin de muayenehanesi vardı, bilemiyorum. Ama daha sonra tabii belediye başkanlığı yaptı. Kamu hizmeti, yerel yönetim konusunda ciddi bir deneyimi var. Siyaset adamı, yani nihayetinde bu meselelerin nasıl çözüleceğine dair hem uygulamada hem teoride fikirleri, düşünceleri olan bir insan. Bu avantajdır aslında tarım sektörü için. Madem bir ziraat mühendisi, madem bir veteriner hekim veya bu alanın tarım, gıda alanında, veterinerlik alanında bir profesyonel gelip bakan olmadı. O zaman bir hekimin bu bakanlıkta başarılı olacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. O yüzden de hep opsiyonumuzu muhafaza ediyoruz. Çünkü hekimler, mühendisler planlamayı yaparken bir analitik düşünürler. Bir sorun gördükleri zaman onun kökenine inerler. Palyatif geçici tedbirlerle, pansuman tedbirleriyle işi geçiştirmezler. Yani düşünme tarzları bu sorun nereden kaynaklanıyor? Kök sorun nedir? Esas sorun nedir? Oraya odaklanırlar. Yani sivrisine de mücadele etmezler. Bataklıkla mücadele ederler. Doğrusu da odur. Bunu yapabilen insanlar başarılı olurlar. Şimdi eğer sizde de veterinerlik hizmetlerinde, hekimlik uygulamalarında, hastalık tedavilerinde veya hayvanların korunmasına yönelik
uygulamalarda, bağışıklık hizmetlerinde parasızlık vaat ediliyorsa, cerrahi işlemlerde bıçak parasını kaldırdık deniyorsa belki bir sene, 6 ay, 1,5 sene bu para kalkar. Ondan sonra vatandaşın cebine hem vatandaş devlet elini sokar hem de şimdi diğer kurumlar vatandaşın eline. Bunu istediğim için mi söylüyorum? Hayır. Türkiye'de gördüğümüz uygulamalar bizi böyle konuşmaya sevk ediyor. Şimdi Hüseyin Bey, burada şimdi bir bıçak parasından tedavi hizmetlerini zaten özel sektör yapıyor veteriner hekimlikte. Yani serbest muayenehanesi olan polikliniği ya da hastanesi olanlar yapıyor. Belki bunlar da kayıt altına alacak. Belki onlar da zaman içerisinde kayıt altına alınacak. Tabii bunlar kayıt altına alacak ama burada tabii mecazi. Bakan doktor olunca Sayın Bakanımız böyle söylüyor. Ama bakın burada esas espri şu. Yani neticede koruyucu aşı, yani biyolojik maddelerin bir vatandaş tarafından katkısı vardı. Hayvan türlerine göre değişmekle beraber 0.25 kuruşla 2 lira 50 kuruş arasında değişen bir katkısı vardı hastalıklara göre. Şimdi burada tabii bu aşının bedeli bu değil. Bu aşının bedeli daha yüksek ama vatandaş bir katkı ödesin. Yani biliyorsunuz genelde sağlık hizmetlerinde vatandaş dünyanın hiçbir yerinde sağlık hizmetleri bedava değil. Vatandaş bir katkı, bir katma değer üretiyor. Bu hayvancılıkta da böyle. Şimdi bugün Sayın Bakanımız hayvancıyı çok büyük bir maksadı aşan bir beklenti içerisine soktu. Fakat sonradan da şimdi bakın siz ya da biz meslek olarak refüze edilip rencide edilirsek bu mesleğe yapasımız gelmez. Yani zorla da kimse kimseye rutin işlerin dışında kimse bir şey yaptırmaz. Ama konu burada ülke menfaatleri. Ülke menfaatleri çok önemli olduğu için bütün bizim meslektaşlarımız bilir, gerek kamuda gerek özel sektörde 7/24 çalışıyoruz. Bu salgın hastalıklar döneminde milyonlarca hayvan aşılıyoruz bir anda. Siz bu hizmeti yaparken tamam elbette bu katkıları devlet olarak kaldırabilirsiniz ama burada bu katkıları kaldırdığınız zaman veteriner hekimlere gerek kamuda gerek özel sektörde ekstra devlet olarak yerine bir şeyler koymuyorsanız o hizmeti nasıl başarabilirsiniz, nasıl yaptırabilirsiniz? Sevgili dostum, aslında devlet hizmetleri, kamu hizmetleri sürdürülürken böyle bir hizmeti yıkarak yeni bir şey yapmak, yapılanı yıkmak, birkaç tane yıkımı beraberinde getirmeye neden olabilir. Yani bir soruna çözüm götürürken başka alanları yıkmamak lazım. Elbette insan sağlığına dayalı hizmetlerle veterinerlik hizmetleri, hayvan sağlığı hizmetlerinin gerçekleri birbirinden farklı. Yani siz veterinerlik hizmetlerini, veteriner hekimin çalışma şartları, içinde bulunduğu uygulamalar, çalışma veya özel çalışma şartları kamuda çalışan veya özel sağlık sektöründe çalışan insan sağlığıyla meşgul olanlardan daha farklı. İki alanın da gerçekleri birbirinden farklı. Bir tarafta SGK diye bir kurum var. Sosyal Güvenlik Kurumu var. Bu bütün insanları, fakirleri, fukaraları, öğrencileri belli bir yaş grubuna kadar devletin şemsiyesi altına almış. Yani onların cebinden hiçbir şey çıkmasa da asgari bir sağlık desteği sunuyor ona. Veya özel sağlık uygulamaları var, özel sigortacılık uygulamaları var. Vatandaş kişisel olarak hayat sigortaları yaptırabiliyor, tamamlayıcı sigortalar yaptırabiliyor. Bir yerde çalışıyor, Bağkur'u var, SGK'sı var. Yine 657'ye tabi memurların emekli sandığı var. Demek ki insanları kapsayan sosyal güvenlik şemsiyesi başka bir gerçeği ortaya çıkartır. Hayvanlarla ilgili, hayvan sağlığı ile ilgili böyle bir yapı, böyle bir kurum oluşturmadan veterinerlik hizmetlerini sıkıntıya sokacak adımlar atmamak lazım.
Yani sizin o bahsettiğiniz aşı uygulamaları, tedavi edici uygulamalarda veya koruyucu uygulamalarda veterinerlik, veteriner hekimlerin elindeki imkanları sarsıp hizmet veremez hale getirmek hayvan sağlığı açısından ciddi sıkıntılar oluşturabilir. Bir yapısal, yani hekimleri dışlayarak, veteriner hekimleri dışlayarak orada yeni bir gerçek, pozitif bir gerçek oluşturmak zordur, sıkıntılıdır. Oysa bu çok da zor değil. Yani madem böyle bir şey planlanıyor. Bu akşamdan da sabaha olmuyor. Yani birkaç aydır konuşulacak. Belli ki 3-5 ay daha konuşulur bu konu. O zaman bu konu konuşulurken bu alanda, düzenleme yapılacak alanda söz sahibi olacak, etkisi olacak meslek gruplarını bir çağırırsınız. Bir toplanırsınız. Hepsinin o fikre katkı yapacak birikimleri vardır. O birikimleri almak bedava. Bir defa paralı değil. Yani veterinerlik, Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin veya meslek odalarının bilgisini almak ücretsiz. Yine ziraat mühendisleri odalarıyla ilgili, başka odalarla ilgili. Neden bunları aksatırız? Ciddi ciddi düşünürüz aslında. Yani böyle bir imkan var. Ortak bir çalışma sürdürürsek, ortak akıl deniyor ya, bunu gerçekleştirirsek aldığımız kararlar daha az hatalı olur, daha amacına uygun olur. Şimdi vatandaşlar işte diyor ki hani teşviklerden bak, bize gelmiyor bu teşvik diyor. Devlet 11 milyar civarında ödeme yapıyor. Kim ödüyor bu paraları? Vatandaş. Vatandaş diyor ki bize gelmiyor. Demek ki uygulama, yani karar almak yetmiyor. Oturup karar almak yetmiyor. Kararın nasıl uygulanabileceğine dair sistemi oluşturmak lazım. Burada sistemle ilgili bizim sıkıntılarımız var ama şunu kabul edelim. Bu sizin alanınız. Bu coğrafyada dört ayaklılarda ister küçük başı olsun ister büyük başı olsun ciddi hastalık riskleri var, hastalıklar var. Bu hastalıklarla mücadele edilmezse, yani veterinerlik hizmetleri bu hayvanların üzerinden elini geçici bir sürede çekerse, aksatırsa, bu programlı çalışmaları aksatırsa, bazen gönüllü çalışmalar, her çalışmadan ücret alınmıyor elbette. İnsan sağlığı ciddi risk altına girer. Yani gıda güvenliği dediğimiz, çok ciddi tartıştığımız bugünlerde, çok daha fazla tartıştığımız konu riske edilir. Niye alınmaz? Niye veteriner hekimlerin veya bu teşkilatların, birliklerin görüşü alınmaz? Buna ben de şaşırıyorum aslında. Şimdi aklın yolu bir. Tabii burada özellikle bu konunun altını çizmek istedik. Burada hayvan sahipleri de için çok önemli bir şey. Genelde burada özellikle aldıkları hizmete baktığımız zaman sağlıklı, sürdürülebilir ve kalite açısından da en iyi imkanları onlara sağlamak lazım. Bunu hem devlet, hem millet, hem de meslek olarak yapmamız lazım. Şimdi buradan bir konuya geçelim müsaadenizle. Tabii. Şimdi hayvancılığın içerisinde bulunduğu en önemli aşmaz, yapılan araştırmalarda özellikle hayvancılığın aslında temel sorunu ya da bir başka deyişle temel çözüm yolu yem. Şimdi tarıma baktığımız zaman özellikle Türkiye coğrafyası içerisinde yeterli yem ham maddeleri üretemiyoruz. Yani daha doğrusu toprağı kullanamıyoruz. Dolayısıyla biz hayvancılığın girdi maliyetinin %60'ı yem. Dolayısıyla yemi ucuzlatamadığımız için ithalata dayalı bir yem politikamız var. Ucuzlatamadığımız için hayvancılıktaki de ürünleri ucuzlatamıyoruz. Biraz da bu konuda izleyicilerimizi aydınlatalım. Ne dersiniz? Vallahi aslına bakarsanız ipin ucu kaçtı. Evet. Yani sanayi üretiminde çok mu yeterliyiz? Teknoloji üretmede çok mu yeterliyiz? Irkların ıslahında kullanılan biyoteknolojide
Tohumların ıslahında genetik yapılarıyla ilgili teknolojide çok mu yeterliyiz? Sağlık teknolojisinde, cihazlarda, yazılımda çok mu yeterliyiz? En son bu hafta içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin nüfus sayısını açıkladı. Hem iller bazında hem kadın erkek sayısı açısında illerimizin durumunu, ülkenin durumunu açıkladı. 80 milyonu aştık diye 80 milyonu aştık ama nüfus artış hızımız geçen seneye nazaran bir düşme, yani seneler içerisinde Türkiye'nin nüfus artış hızı düşüyor, yavaşlıyor. Bu ne demek? Bu nüfusumuz yaşlanıyor demek. Yani başka bize bu istatistikler ne verdi? İşte nüfusumuzun, özellikle kırsal nüfusumuzun çok ciddi oranda azaldığını, 7-7,5 milyon civarında kırsalda yaşayan insanımızın olduğunu, yani 92,5 milyon insanın kazalarda ve şehirlerde yaşadığını. Artık Türkiye şehirli kentli bir ülke. Nüfusumuz, demografik yapımız böyle. Şimdi siz hayvancılıktan bahsediyorsunuz, tarımdan bahsediyorsunuz, toprakların, tarım topraklarının kullanılmasından bahsediyoruz, meraların kullanılmasından bahsediyoruz, ormanların korunmasından bahsediyoruz, derelerin gürül gürül akmasından bahsediyoruz. Peki bu sadece bahsetmekle mi kalacağız? Şimdi tarım yapacak nüfus kırsalda azalıyor. Bu elbette gıda üretiminde, tahıl üretiminde yetersizlik demektir. Yani şehirlere yığılan işsizlerin artacağı gibi kırsalda da üretim yetersizliğine, bu hayvansal üretimde de bir yetersizliğe sebebiyet verir. Tarımsal üretimde de bir düşüşe neden olur. Köylerde aslında mikrofon tutup gezdirseniz köylere, sevgili vatandaşlarımız daha iyi bilir. Fırsatını bulsa köyün gençleri, 40 yaşının altındakiler şehirde, bir fabrikada, bir belediyede, bir kurumda bekçilik yapmaya, temizlik görevi yapmaya razılar. Köyden nasıl kaçabiliriz diye düşünüyor. Kaçamayanlar köyde kaldı. Yaşlı nüfus, baba toprağını, baba ocağını bırakmak istemeyen veya şuurlu, dikkatli, inatçı, bu toprakları kullanacağız. Bu topraklar asırlardan beri bize emanet edilmiş, bize tarım yapıla yapıla gelmiş. Biz bu hayvancılığı yapacağız, biz bu tarımı yapacağız diye inatla, ısrarla, hiçbir kârı olmamasına rağmen toprakları bırakmıyorlar, işlemeye çalışıyorlar. Böyle de bir kesim var. Ama sayısı genciyle yaşlıysa 7,5 milyon. Bu tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili gelecekte çok iyi bir durumla karşı karşıya kalmadığımızı da gösteriyor bize. Aslında bu durum bize diyor ki çok doğru politikalar gerçekleştirin. Tarım alanları boş yatıyor. İnsanlar teşvik alıyorlar, dekar başına, dönüm başına teşvik alıyorlar. Alamıyorlar. İşte yani devlet hisseliden, hisseli oluyor, müstakil hale getirilmiyor. Ama ya da kiralama oluyor. Sorunları var. Sorunları ama devlet var. Kendine göre senelerdir bir destekleme bedeli ödüyor. Bunu ödüyor ama bunu nihai tüketici alamadığı için çok ciddi sorunla karşı karşıya. Geçenki programlarımızın hepsinde izleyicilerimiz adeta telefonlarımızı kilitledi. Ne olur bu işimizi çözün. Kadastro problemi var. Var da var. Bunları zaten hep o programlarda da konuştuk. Ama sonuç itibariyle bunlar düzeltilemeyecek sıkıntılar değil. Yani bunlar gerçekten yapılabilecek. Yani bunu çözemeyen gitsin evinde çay içsin, çayını demlesin, otursun. Yani bunlar bu kadar basit şeyleri çözemiyorsak biz gelecek yüzyıllara nasıl hazırlanacağız? Yani toprağı görüyorsun. Bunu uydudan da görüyorsun. TAŞA Teşkilat'ın, Tarım Bakanlığı'nın elemanları da gidip ölçüyor. Yerel imkanlarla da bunu değerlendirebilirsiniz. Hala bu toprağı işleyen adam kim?
teşbihi kime vereceğiz, sahibine mi vereceğiz, işleyene mi vereceğiz diye eğer bir yasa çıkartamıyorsak, eğer bununla ilgili bir düzenleme çıkartamıyorsak gerçekten dükkanı kapatalım arkadaşlar. Dükkanı kapatmak lazım. Bunlar çok basit sorun. Bu sorun olmayacak. Biz teknolojiden bahsediyoruz, bilgiden bahsediyoruz. İşte yeri geliyor diyoruz ki hayvanların Anadolu ırklarıyla ıslahını bu topraklara, bu coğrafyaya uygun ırklarla, hatta gıda, tohumla da aynı şeyleri yaparak daha sağlıklı, daha bilgili, daha iyi tarım politikaları gerçekleştirelim. Niye gerçekleşmiyor? Bilmiyorlar mı? Yani bu politikaları oluşturanlar bilmiyorlar mı? Mutlaka biliyorlar. Bilmediklerini söyleyebilir miyiz? Niye oluşmuyorsa o sorunları katılımcılıkla çözmek lazım. Tabii bir hekim olarak baktığımızda kırsal nüfusun azalması, artık %7-7,5'lara inmesi, kentli nüfusların, büyük kentlerin nüfusunun aşırı miktarda artması, bu şehirlerde konut, fabrika, mesken yapımı, kalan son tarım topraklarının da elden çıkmasına neden olacak. Yani nüfus şehire bastığı zaman yeni imar hareketleri, yeni planlamalar, yeni konut alanları oluşturulacak, yeni fabrika sahaları oluşturulacak. Bu baskıya dayanamayan meralar konut için açılacak. Meralar endüstri için açılacak. Tarım toprakları korunamayacak. Peki hani yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Bu sorun böyle birbirini etkileyerek gidiyor. Yani biz hala işin başındayız. İpin ucu kaçtı aslında. Sanayide de baksanız, şimdi belki bizi izleyen büyük çiftlik sahipleri, endüstriyel tarım, endüstriyel hayvancılık yapan işletmeler şunu diyebilirler. Biz kırsalda boşalan hayvancılık, hayvan sayısını, hayvancılık hizmetlerini büyük çiftliklerle, 5000 baş hayvanla, 10.000 baş hayvanla, kombine işletmelerle çözebiliriz. Bu daha ekonomiktir, bu daha rentabildir, bu daha verimlidir diyebilir. Ama şimdi burada Hüseyin Bey, ülkenin şöyle, de nüfus politikalarına tabii, dikkat etmek lazım. Şimdi burada şöyle bir durum da var. Şimdi bu iş teknik olarak yani baktığımız zaman hayvancılık bir akıl ve planlama işi. Şimdi Türkiye'de belli, ne olduğu belli. İşte bir takım sebeplerden koyunculuk ya da keçi, küçükbaş hayvan ciddi anlamda varlığını kaybetti. Ya işte biz buradan kırmızı etin bir kısmını alıyorduk. İşte oradan yine sağladığımız yapağı vardı. İşte süt vardı. Derisi vardı. Evet. Şimdi baktığımız zaman, şimdi bu biz yeterince topraktan istifade edemediğimizin bir gerçeği de biliyorsunuz mera. Türkiye'de meralar, yani inanın bunu defalarca söyledik, yine söyleme durumundayız. Amacı dışında özelleştirildi. Yani hayvancılığın dışında özelleştirildi. Ya da meralar yeterince kullanılamıyor da diyebiliriz. Şimdi burada bazı bölgelerimiz var. Bunların meradaki istifade etme dönemi inanın 8 ayı buluyor. Yılda 8 ayı buluyor. Bazı bölgelerimiz var. Bunlar 4 aylık meralar. Ama ne olursa olsun Türkiye'de meraya dayalı bir hayvancılık da yapılmıyor. Ne koyun, keçi yapılabiliyor ne de sığır yapılabiliyor. Şimdi bakın, eğer bazı kıta ülkelerinde olduğu gibi eğer biz hayvancılığı meraya dayalı bir hayvancılık haline getirirsek, emin olun buradan izleyicilerimiz biliyor, biz etin miktarını, yani bırakın o ucuz marketlerde 30 TL'ye satılmasını, 20 TL'ye bile satarız. Niye? Çünkü biz meraya dayalı bir hayvancılık yapıyoruz ve yemin girdi maliyetlerini çok düşürtüyoruz. Bakım maliyetlerini çok düşürtüyoruz. Mesela bir örnek verecek olursak, Bursa'da Bozırk var. Buradan Bozırk bakan hayvan sahipleri bilirler. Şu an kış dönemi bile kar altındaki
meralara, bozırıkları salarlar. Marmara bölgesinde bu çok vardır. İzleyicilerimiz çok iyi bilir. Salarlar. O karın içerisinde gider gıdasını bulur. Merada yatar, hastalanmaz, zor şartlara alışıktır. Bir çobanla siz 200 tane hayvanı güdebilirsiniz. Şimdi böyle bir şeyde eğer bizim planlamamızda ve akıl yapımızda bir tutulma varsa o zaman biz hayvancılığı tamamen hazıra dayalı önüne gelecek, yiyecek. Şimdi bunun iki türlü sakıncası var. Önüne gelip yiyen hayvanların bir kere et kalitesi, lezzeti güzel olmuyor. Bunu bütün izleyicilerimiz bilir. Sonra ikincisi çok pahalı oluyor. Pahalıya mal ediyoruz. Neredeyse sattığımız fiyata mal ediyoruz. Sonra da dönüyoruz diyoruz ki Türkiye'de et pahalı, ithal edelim. Ya ithal eden ülkelere bir bakalım. İthal edilen ülkelerde nasıl bunu ucuza üretiyor? İşte meradan üretiyor. Onun için sizin daha önce bahsettiğiniz toprağın verimli kullanılması, toprağın çok önemli bir hale geliyor yem ham maddeleri ve toprağın tabii olarak ürettiği otu, yeşilliği çok önemli bir hale geliyor. Ya Sinan Bey, biz işte topraktan yanayız, çiftçiden yanayız, hayvancılıktan yanayız, hayvan işletmecilerinden yanayız, vatandaştan, tüketiciden yanayız, insandan, insanın sağlığından, hayvanın sağlığından yanayız. Yani bizim bir politik çıkışımız, politik menfaatimiz söz konusu değil burada. Konuyu daha doğru zeminlerde konuşup bir şeyler yapılsın, karınca kararınca bir çözümler bulunsun, halkın tepkisini, sıkıntısını dile getirelim, çözüm oluşsun. Bir görülmeyen, konuşulamayan, konuşamayan insanlar varsa da onların sesi olalım. Bizim muradımız bu, bu programdan. Aslında bir kamu hizmeti. Şimdi biz böyle konuşurken bazen şaşkınlıkla bazı kesimleri de takip ediyoruz. Diyor ki, mesela böyle sivil toplum kuruluşları var. Efendim diyor, pamuk, mısır, soya, bir takım bitkiler diyor, suya çok fazla ihtiyacı var. Biz kendi kaynaklarımızı, su kaynaklarımızı kullanmayalım. O bu ürünleri dışarıdan ithal ederek su kaynaklarımızı korumuş oluruz. Onun için tarım ithalatı doğrudur diyen sivil toplum kuruluşları var. Böyle bültenler hazırlıyorlar. Ya bu yanlış tarım politikalarına gerekçe bulmak için kendilerini zorluyorlar. Bu akıl tutulması dediğiniz için ben de onu tamamlamak istedim. Aslına bakarsanız ithalat her ülkenin bazı dönemlerde belli sektörleri düzenlemek adına yaptığı, attığı adımlar olabilir. Ama bu ila nihaya sürekli olmaz. Hayvancılıkta et fiyatları pahalı, ithalatla bir süre bunu veya çimento pahalı veya başka bir endüstriyel madde pahalı, onu ithal edebilirsiniz, piyasayı düzenleyebilirsiniz. Ne kadar? Kısa bir süre. Bunu uzun süreli politikalar haline getirirseniz, alışkanlık haline getirirseniz, bunu bir yöntem, usul haline getirirseniz o sektörü dumura uğratırsınız, köreltirsiniz, bitirirsiniz. Tarım ve hayvancılıkta durum budur. Bundan daha geriye gitmemesi için, yani biz yıllar önce 1970'li 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda, hatta 2000'in başlarında bile dünyada kendi kendine yeten, gıda üretiminde kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olmanın gururunu yaşıyorduk. Şimdi ne oldu bize? 153 ülkeden tarım ve gıda maddesi ithal ediyoruz. Çok ciddi paralar ödüyoruz. Bunları ithal edeceğine, bu ürünler tamamı fasulyesinden pamuğuna, mısırından yoncasına, samanına bu ülkede yetişmiyor muydu? Yetişiyordu. O zaman politika olarak bir şey düzeltmemiz lazım. Ben şuna inanıyorum. Bu ne kadar hayvan ithal ediliyorsa, ne kadar et ithal ediliyorsa, ne kadar gıda maddesi ithal ediliyorsa, buradan karlı çıkan bir kesim var. Sadece
aracı, onu ithal edip satan kişiler. Köylü karlı çıkmıyor. İşçi, yani orada emek sarf edecek insanlar karlı çıkmıyor. Peki bunu tüketen vatandaşlarımız, Türk milleti karlı çıkmıyor. Her sene bunlar dolar bazlı yükseliyor. O zaman gelin daha doğru politikalar oluşturalım. Yani ulusal politikalar hayvancılıkta, tarımda, gıdada gerçekten bir seferberlik oluşturalım. Gerçekçi politikaları böyle her bakan değişiminde, yani Türkiye şanslı diyeceğim, 16 senedir, 15-16 senedir aynı parti Türkiye'yi yönetiyor. Ama her bakan değişiminde bakanlıkların politikaları değişiyor, uygulamaları değişiyor, bürokratları değişiyor. Bunlar o kadar hızlı değişince ortaya hiç sağlıklı bir şey çıkmıyor. Eğitim politikaları da böyle. Dolayısıyla bizim köklü olarak bir istikrara, bir doğru modele ihtiyacımız var. Bu model çok böyle bilinmeyeni icat etmek değil, geçmiş yıllarda doğru olanı ısrarla geliştirerek sürdürülebilir bir anlayışla devam ettirmek. Burada emin olun herkes karlı çıkacak. Devletin dövizlik kasasında kalacak. Daha çok insan doğduğu yerde doyacak, çalışacak. Köyünde, kasabasında yaşayan insanlar işsizlik sebebiyle, yoksulluk sebebiyle büyük kentlere, gece kondulara, daha sağlıksız şartlara gelmeyecek. Ama biz tarımı ve hayvancılığı özendirmemiz lazım. Biraz önce nüfusu söyledim. 80 milyonu aştık diye. Aslında bu Suriye, Irak, Afrika, Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlardan veya dünyanın çok sayıda ülkesinden öğrenci olarak ülkemizde bulunan insanlarla tahmin ediyorum 85 milyonun civarında bir insan var Türkiye'de. Yani kendi TC vatandaşının dışında daha yüksek sayıda insanın olduğunu düşünmek mümkün. Sadece bu tarım performansıyla, üretimiyle, hayvancılık performansı ve üretimiyle 85 milyonu doyurmak mümkün olmayabilir. Bunu kabul ediyoruz. Yani geleneksel tarım uygulamalarıyla, seracılık, işte ziraat teknikleriyle insanlarımızın, çünkü nüfusumuz ciddi oranda arttı, ister istemez endüstriyel gıda, büyük çiftlikler, büyük hayvan işletmeleri, entegre tesisler olacaktır. Bunlar olması değil, zaten olacak. Olması lazım. Gerek beyaz ette, gerek kırmızı ette, gerek süt yetiştiriciliğinde büyük işletmelerimizin olması lazım. Onunla gurur duyarız. Daha dayanıklı gıdaların oluşturulması lazım. Bununla gurur duyarız. Bu insanlarımızın sağlıklı beslenmesi lazım. Sağlıklı düşünmesi lazım. Sağlıklı yaşaması lazım. Başarılı yaşaması lazım. Onun için iyi beslenmesi lazım. Ve her evin alım gücünün, her hanenin alım gücünün bunları, yavrularını, aile fertlerini besleyecek düzeyde olması gerekiyor. Bunu kim istemez? Bunu herkes ister. Yine burada bir plansızlık var. Bu plansızlığın giderilmesi bence ülke bir taraftan güvenlik sorunlarına bahşederken, bir taraftan ihracatı teşvik ederken, bir taraftan istihdamı teşvik ederken tarımda hayvancılık politikalarını sadece birkaç milyon insanın, çiftçinin derdi olarak görmemesi lazım. 80 milyonun, 85 milyonun sorumluluğu olarak görmek lazım. İyi şeyler de oluyor. Bugün bir güzel bir haber gördüm ben de. Siz de takip edebildiniz mi Sinan Bey? Sosyal medyada en son bugün takip ettim. Bursa'dan, evet. Bursa'da bir tavukçuluk firmamızın ilk defa Japonya'ya ihracatı söz konusuydu. Ya, bu da sevindirici bir haber. Çok sevindirici bir. Biz de buradan kutluyoruz. Yani beyaz et tavukçuluk sektörü Türkiye'de ihracat, evet, yapan bir sektör. Kırmızı et ithalat yapıyor. Yani kırmızı etçiler tembel. Öyle diyelim. Beyaz etçiler çalışkan. Bence kırmızı et işiyle uğraşanlar ihracat
politikalarını gözden geçirip dışarıdan alacaklarsa alsınlar ama işleyip ihraç etsinler. İhracat potansiyelini, bu ülkenin şu anda dövize ihtiyacı var. Ciddi miktarda dövize ihtiyacı var. Yani bir taraftan yetiştirirken, üretirken, çok üretirken ihracatı nasıl yapacağız diye kolaycılık yapmasınlar. İhracatı birinci plana alsınlar. İthalat sadece ithalatı yapan firmaları kalkındırır. Onlara kazanç kapısı, onlara taşımacılık yapan firmaları kalkındırır, onlara kazanç kapısı olur. Dolayısıyla dışarıdan gelen gıdaların güvenliğiyle ilgili elbette sorunlar var. Gıda güvenliğini biz buradan konuşurken bu beyaz et, yani tavukçuluk sektöründe Türkiye'nin en çok vergi ödeyen firmaları arasında yer alan firmamız Japonya'ya ihracat yaptı. Şimdi Japonya herhangi bir ülke değil. Biz sıklıkla gıda güvenliği, yani tükettiğimiz gıdaların insan sağlığına uygun olması, zarar vermemesi, beklenilen besin değerlerini, vitaminleri, mineralleri almamızı öneriyoruz. Öyle olsun istiyoruz. Arkadaşlar, değerli seyirciler, Japonya bir ada ülkesi. 150-160 milyon nüfusu var, belki biraz daha fazla. Tarım neredeyse yüz ölçümü kadar bizim tarım toprağımız var. Evet, oranın yüz ölçümü kadar neredeyse bizde tarım toprağı var. Japonya herhangi bir ülkeden kendi ülkesine, kendi sınırlarına bir gıda maddesi alacaksa emin olun onu molekülüne kadar inceler. İnsanına zarar verebilecek, insanının sağlığını bozacak, onun genetik yapısını etkileyecek, onda şeker, kanser, metabolik hastalıklar oluşturabilecek hiçbir olumsuzluğa müsaade etmez. Japonya'ya mal satmak saraydan kız kaçırmaya benzer. Çok zordur Japonya'nın kuralları. O yüzden Japonya'ya eğer beyaz sektör firmaları, yani beyaz et firmaları, beyaz sektör derken tabii buzdolabı, çamaşır makinesinden bahsetmiyoruz. Gıdadan bahsediyoruz, tavukçuluk firmaları. Oraya et satmışsa bu ülkenin birikimi her şeyi gerçekleştirebilir. Hedeflerinin tamamını gerçekleştirebilir. Kolaycılık yapmadan, Ar-Ge yatırımı yaparak, inovasyon yaparak, yeni hedefler ortaya koyarak, teknolojiye yatırım yaparak, hijyene yatırım yaparak, kullanılacak kimyasalları, ilaçları doğru, jeneriklerine uygun tüketerek ürün elde edebiliriz. İşte Japonya'ya ürün satmak, gıda maddesi satmak beni heyecanlandırdı. Kusura bakmayın ama yani bu konuyu uzattım. Heyecanlandığım için uzattım. Bu bir iyi haberdi. Şimdi biz de tabii buradan hem ülkemiz açısından hem bölgemiz açısından firmamızı, reklam olmasın diye ismini açıklamıyoruz ama firmamızı ve yöneticilerini kutluyoruz. Şimdi Hüseyin Bey, müsaadenizle bir önemli bir konu var. Bir sürü izleyicimiz bize çok konuda WhatsApp'tan soru ve görüş, katkı yapıyorlar. Ama bir izleyicimiz Kayseri'den, Pınarbaşı'ndan, Uzun Yayla bölgesinden yazıyorum diyor. Bu çok ilginç. En yakın il merkezine 160 kilometre uzaktayız diyor bu izleyicimiz. Hayvancılık için gerekli olan mera ve tarlalarımız olmamasına rağmen Sivas ili sınırlarına 10 kilometre iken kırsal kalkınmada öncelikli bölgede yer almıyoruz. Yani şimdi ilginç bir durum. Sivas sanırım kırsal kalkınma bölgesi, orada yer almıyoruz. Tarım yatırımları il sınırları değil bölgeye göre yapılmasına inanıyoruz diyor. Selamlarını iletiyor bize izleyicimiz. Hatta yayınımıza çok katılıp bunu ifade etmek istiyor. Onu söyledi. Evet, buradan biz de izleyicimize, Pınarbaşı Uzun Yayla bölgesinde yaşayan bu izleyicimize biz de selamlarımızı iletiyoruz. Söylediği konu çok doğru. Buna benzer çok örnekler var Türkiye'de. Bunu il bazında sınırlandırılıyor ama yanı başındaki il ya da köy ya da belde ona daha yakın. Böyle de mağduriyetimiz var ama
Hüseyin Bey, müsaadenizle kısa bir reklam arası verelim. İkinci bölümde yine izleyicilerimizle birlikte ele alacağız. Çünkü önemli konularımız var. Özellikle tarım hayvancılıkta yapılan çok önemli bir değişiklik var. Buradan onu izleyicilerimize ikinci bölümde izah edelim. Çünkü yarın ileride sıkıntıya düşmesin hayvan sahipleri. Artık bundan sonra ilaçlarını elektronik reçeteyle alacaklar veteriner hekimlerden. Burada da işte iyi mi olacak, kötü mü olacak, bunları hep tartışacağız. Kısa bir reklam arasından sonra ikinci bölümde buluşmak üzere. İyi akşamlar izleyicilerimiz.